Güzel yermiş. Armağan dayanamadı değil mi? Fena mı etti? Geldim işte. Ne, azarlamaya mı geldin? Gerçekten bu yüzden mi geldiğimi düşünüyorsun sen? Bilmem. Planlar yapıp en olmaz yerde can evimden vuran sensin. Evet, en olmaz yerde değil mi? En olmaz yerde. Bak ne güzel söyledin işte. Gerçekten ne işin vardı benim orada ya? Aa, neyse önemli değil o. Sen alabildin mi istediğin reytingi? Onu söyle bana. İşte ben bu yüzden geldim buraya. Kızım daha fazla kalbimi kırmasın diye. Katlanamıyorum çünkü. Ama sen buraya kadar geldin. Canımı acıtmaya devam ediyorsun. Ben bu güzel şeyleri yazan o güzel kadın artık yine yalnız kalmasın diye geldim buraya. Dilim başka söylüyor, gözlerin bambaşka. Sen benim yanımda olmak istemiyorsun. Aile olmak, huzurlu olmak. Bana şu bakışlarını bir görsen. Nasıl öfkeli gözlerime baktığını bir görsen. Küçüklüğümden beri nasıl dimdik ayakta kaldım senin haberin var mı? Hı? Sen bunu hiç düşündün mü ya? Nasıl ben dimdik durdum? Nasıl ezdirmedim kendimi? Ya sen bunu hiç düşündün mü acaba? İşte bu öfke dimdik tuttu beni. Anladın mı? Belki de sadece böyle yaşamasını biliyorum ben. Sen bunu hiç düşünebildin mi ya? Düşündüm. Çok düşündüm. Niye dedim bu kız bu kadar öfkeli? Neden? Hak verdim. Ama şunu anlayamıyorum bir türlü. Neden babana bu kadar öfkeli değilsin? Ha? Neden değilsin? Seni daha doğurmadan terk eden babana neden öfkelenmiyorsun? Neden? Niye babaannene kızmıyorsun? Niye sorgulamıyorsun? Hepsini, her şeyi onlar yapmadılar mı? Her şeyin sorumlusu onlar değil mi? Niye? Sana silah doğrultan adamı nasıl affedebiliyorsun sen? Neden? 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 Neden beni affetmiyorsun? Bilmiyorum! Bilmiyorum işte, anladın mı? Bilmiyorum! Bilmiyorum! Bilmiyorum nedenini. Belki de bizden olmuyor. Biz birlikteyken yapamıyoruz belki de. Olmuyor. Yaz yapma ne olur gitme. Gitme Yaz diye yalvarmamı bekliyorsun değil mi? Burada çırpınmamı bekliyorsun değil mi? Artık gücüm kalmadı. Ben belki de o zamanlar daha güçlüydüm. Madem olmuyor diyorsun. Olmasın o zaman. Kolay mı ya? Olacak. Hah. Canlı yayında rezalet. Bir şey diyeyim lan. Hani o televizyoncu kadın. Bizim burada akrabası olan. Umut abla bu. Dün aşağı sokakta gördüm. Gelir gider arada. İyi insandır o. Ya bırak ya. Umut ablaymış, iyi insanmış. Nesi iyi bunun? Hepsi aynı. Rating için yapmayacağı şey yok. Önceki programları da böyleydi bunun. Hep bir duygu sömürüsü. Bana bak. Umut Erpek öyle bir insan değildir, tamam mı? Böyle bir şey yapmaz. Benim fikrim bu kardeşim. Millet de ne meraklı bu medya maymununa. Ne diyorsun lan sen? Ağzından çıkanı diyorum, kulağın duysun. Nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim? Benden öğreneceksin ulan! Umut Erpek bacım, hakkında öyle konuşamazsın sen. Ya sen git be! Sen avukatı mısın sen be? Ya sen annem hakkında öyle konuşamazsın lan! Gel lan buraya! Ne yapıyorsunuz kahvenin ortasına ya? Ya ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Bir şey yaptım yok. Kızım bize saldırdı. Niye saldırıyorsun adamlara? Ya keyfimden saldırdım sanki. Şu gördüğün sana laf etti ondan. Herkes sizin programınızı sevmek zorunda mı? Bu kız yüzümü dağıttı. Bir şey olmamış yüzüne. Ya sen ne yapıyorsun? Ha? Ya iki dakika kavga etmeden duramıyor musun sen? Ya sanki durduk yere yaptık be. Bu sana öyle söyleyince ne yapayım? Duramadım, tutamadım kendimi. Ne yapayım yani? Ya milyonlarca insan izliyor beni. Beğenen de olacak, beğenmeyen de. Beğenmeyen her kişinin suratına yumruk mu atalım? Bazı şeyleri duymazdan geleceksin. Alış buna. Hadi. Pardon kardeşim, kusura bakma. Ya bu adam sana sahtekar diyor, duygu sömürüsü yapıyor falan diyor. Ben nasıl susabilirim ya? Daha düne kadar sen de duygu sömürüsü yapıyorsun diyordun. Yüzüme söyledin de. O başka. Ben diyebilirim. Başkası diyemez. Bak sen. Öyle. Tamam hadi daha fazla reklam olmayalım millete, eve gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Benim otobüsüm kalkıyor birazdan, gidiyorum ben. Hadi hadi eve gidiyoruz, eve gidiyoruz, eve gidiyoruz. Olmuyordu hani. Olacak. Aa! Yeter be, bu ne? Anne sözü dinleyeceksin biraz. Gel diyorsam geleceksin. Anladın mı? Sen deliysen
değilim. Tamam, sakin ol. Herkes bize bakıyor. Bakarlarsa baksınlar be. Bu ne ya? Her şeye bir itiraz, her şeye bir atar. İnsan bir anne sözü dinler. Yeter ama ya. Burada yaşayacaktık seninle, olmadı. Bak bakalım 18 sene nasıl geçiyormuş. Öyle kolay mıymış? Ek tırnaktan ayrılabiliyor muymuş? Gir bak.